Yeniden merhaba. Abi kepimi unuttum ya. Kepimi unuttum ya. Hiç yok mu kep? Kepimi unuttum Ayberk ya. Oradan kep alırız. Ya ha, oradan çakma kep alayım ya. Hiç olmamasından iyidir. O ölçüde kep bulamıyorum ben. Hepsi 58 santim bunların. 57.7 santim bulamıyorum. Ya kepimi unuttum ya. Vallahi geri dönemeyiz Server. Güneş şapkası al bir tane. Orasını düz yap. Tak. Ya kepimi unuttum ya. Ulan hep kepli mi geziyorsun sen? Evet. Hep kepli gezmiyor tamam, muyum Ayberk? Tamam, benim şerefime kepsiz gez bugün. Ya senin şerefini, haysiyetini, onurunu ya. Rapçi bir adamın kepini unutmaması gerekiyor. Rapçi bir adamla alakası yok. Ben hep o kepi takıyorum. Rapçilikle bir alakası yok bunun. Rapçi olmasan da takar mı? Takardım. Mıydın? Biz Fethiye'ye gidiyoruz yine. Bu sefer yanımda Berk değil, Ayberk var. Ayberk var. Bir de yanımda iMac var. Bu vlogları size daha güncel bir şekilde kurgulayıp yetiştireceğim. Biz Fethiye'ye niye gidiyoruz? Bütün güzel kızlar Çeşme'de, Bodrum'da, en kötü ihtimalle Marmaris'te. Biz niye Fethiye'ye gidiyoruz? Fethiye nerede bilmiyorum ki. Akıl ben. Akıl var, mantık var ya. Hiç gitmedin mi Fethiye'ye? Hiç gitmedim Fethiye'ye. İlk defa gidiyorum. Fethiye'nin nesi meşhur biliyorsun sen değil mi? Yok abi. Yok. Seni Haşkeryer Ayberk olarak bilenlere vermek istediğin bir mesaj var mı? Bu isimden sıkıldın galiba biraz. Yok, sıkılmadım yani. Öyle gelmiş, öyle gider gibi geliyor ama. Sevdin yani bu isimle özdeşleşmeyi sevdin. Sonuçta yani. Hoşuna gitti mi? İçinde yar olan bir kelimeyle ne kadar özleştirmek hoş, onu da bilmiyorum. Göreceli bir şey tabii. Osman Gazi Köprüsü'ne girmek üzereyiz. Hatırlarsınız, Berk'le çıktığımız turda köprü daha açılmamıştı, bakıyorduk. Bana nasipmiş. Berk hayranlığından bahsediyordu köprüye. Keşke Berk de burada olsaydı, bu deneyimi beraber yaşasaydık ama. Bakın Ayberk cimri bir adam. Osman Hayır. Gazi Köprüsü'nden geçtik ya. Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek o kadar ucuz bir şey değil biliyorsunuz. Elimi bir cebime atayım. Bir yardımcı olayım. Oğlum. Bir yolculuğu bölüşelim. En ufak bir şey yok. Vlog'un kapağıyla uğraşıyor muydum, uğraşmıyor muydum? Vlog'un kapağıyla yok. Kameranın kapağı. Kameranın kapağıyla. Kameranın kapağıyla uğraşma bahanesiyle Osman Gazi Köprüsü'nü bana kilitledi. Hayır. Benzini bana kilitledi. Osman Gazi Köprüsü'nü bana kilitledi. Ben eşlik ediyorum sana. Bursa İzmir düz. Sen konsomatris misin? Bana eşlik ediyorsun ya. Bana hep şey denirdi yani. Hani yakışıklı değilsin ama çok tatlısın. Ben hep tatlılığımdan kazanıyordum yani. Sen kendini tatlı mı sanıyorsun gerçekten? Ben zannetmiyorum. Ben duyuyorum yani. Sağdan soldan duyuyorum. Söndürmeyi denemiş, sönmemiş. Yerde şeyler vardı. Yangın söndürme köpükleri mi vardı? Ya evet de bir arabanın yandığını adam nasıl anlayıp hemen durup nasıl söndüremez ki yani? Şimdi bu araba yansa anlamaz mıyız biz yani? Ben şeyi anlamadım. Osman Gazi Köprüsü için para verdik. Sonra bizi bir otobana bağladı. O otobandan çıkarken yine bir 10 lira daha geçirdiler. İşte o otobanı kullandığın için çünkü. Osman Gazi Köprüsü'nden çıktığında otobandan başka gidebileceğin... Biz niye Bursa'ya girdik şu an? Ve şu an Bursa'dayız ve neden Bursa'da olduğumuza dair en ufak bir fikrim yok. Kestan şeker yer misin Ayberk? Bursa'dan geçiliyor kanka, normal Fethiye'ye giderken. Normal değil ya, ben hiç Bursa'dan geçmedim Fethiye'ye giderken. Ama hiç Osman Gazi Köprüsü'nden de geçmedim. 2 sene önce bir geçmiştim Osman Gazi Köprüsü'nden. Aa, o zaman açık mıydı ya? Tabii. Ben yeni yapıldı diye duydum. Yok abi, 2 sene önce geçtim ben. O senin geçen Haliç Köprüsü'dür kanka, Haliç. Eskiden açık. Allah Allah. Tabii. Bu yeni yapılan o zaman 3. köprü mü? Ben Osman Gazi'yi senelerdir kullanırım abi giderken şeyi. Ben ilk defa geçtim. Hep feribota biniyordum. Ben 15-10 senedir Osman Gazi'den giderim Fethiye'ye. Kanka 10 senelik köprü değildi o ya. Ya bir 8 senesi var ama yani. Allah Allah. Ben yeni duyuyordum. Yanılmıyorsam Bozüyük'teyiz. Köfteci Yusuf'a geldik. Köfteci Yusuf'un köftelerini ilk denemediğimizde çok sevmiştik hatırlıyorsanız. O yüzden burada da bir Köfteci Yusuf görünce
hemen dedik burada yiyelim. Çok güzel yemekler yedik. Arkadaşlar sağ olsun çok iyi gösterdiler. Çok yardımcı oldular. İkramlarda bulundular. Saat 2 ve ilk molamızı anca verebildik şu anda. Neden bu kadar ne acelemiz varmış gibi gidiyoruz onu da bilmiyorum ama. Basmıyoruz ki. Basmıyoruz çünkü radar var. Yemek istemiyoruz yani. Yani her yerde radar var. Tabi Osman Gazi çıkışı bu arada iyiydi yani. Radar falan yoktu, baktım ben bir. Hani o potansiyeli sezmedim. Bayağı yapıştırdım. Radardan dolayı ceza yiyip maddi durumunu kötüye sokup Waterworld'de bir gün daha geçirmek ben istemiyorum şahsen. Waterworld'e gitmeyeceğiz bu sefer. Evet, Waterworld yani. İstemediğim için kesinlikle o Noel Baba'yı falan görmek istemiyorum. Nasrettin Hoca, Nasrettin. Oğlum ikisi de beyaz sakallı, beyaz bıyıklı değil mi sonuçta? İkisi de bir... Vallahi biri göle mayaç alıyor, biri şömineden hediye getiriyor yani. İşte ikisi de ayrı manyak yani. Beyaz sakallı, beyaz saçlı. İkisi de çocuklar çok seviyor. Her Noel Baba, Nasrettin Hoca. Kış oldu mu Noel Baba oluyor, yaz oldu mu Nasrettin Hoca. Aynı adamı mısın? Bence aynı adam. Noel Baba daha eski ya. Yaz olmuş bir yaz. Ya demiş Noel Baba. Yazın oturuyor boş boş oturuyor adam. Oturuyor. Kimse de beni insanıyor. Şey i̇ş yok, güç yok, kazanç yok. Ne yapayım? Ortalığa çıkamıyorum. Yazın Noel Baba mı olur lan derler adama. Tabii. Ortaya da çıkamıyor diye kendine bir Nasrettin Hoca kimliği yaratmış bence. Bence Noel Baba eşittir Nasrettin Hoca. Çok güzel insanlarla tanıştık yine. Bu yolculukların bu tarafını çok seviyorum. Sizlerle tanışıyoruz çünkü. Ve mutlu oluyoruz. Arabayı da 120'ye sabitliyorum ki radar yemeyelim diye. Ceza yemeden gittiğin oldu mu? Olmadı. İlk mi olacak bu olursa? Evet. Bu arada size Yılan Hikayesi albümünden bahsedeyim istedim biraz. Çok soruyorsunuz ne durumda diye. Biliyorsunuz Fethiye'ye son gidişimde bu konuda biraz muzdariptim. Çok yavaş gidiyordu. Şu an iyi gidiyor. Vlogları kurgulamayı bitirdiğimden beri tamamen albüme odaklanmış durumdayım. Sürekli yeni sözler yazıyorum, yeni demolar yapıyorum. İşte var olan altyapıları editliyoruz vesaire vesaire. Sosyal İtici albümünün upgraded versiyonu geliyor aslında. Yılan Hikayesi Sosyal İtici albümünün tarzında daha iyi, daha özenli, daha büyük prodüksiyon da geliyor. Ama bak çevirime var. Çevirime görünce şuramdan bir şey yükseliyor. Sonuç olarak albümle ilgili güzel bir yol kat ettim. Size yine zaman veremiyorum tabii ki çünkü artık işi böyle kendi beynimce şu zamana hazır olmalı, o yüzden hızlı yapmalıyım demek istemiyorum. Sindire sindire güzel güzel yapmak istiyorum albümü. Yazdığım her cümlenin bir değeri olsun istiyorum. Yani burada da öyle boşuna yazmış olmak istemiyorum. Birkaç şişe şarap içip yazmak istemiyorsun yani. Aynen öyle. Can Kenan, şu an vlog çekiyoruz. Bir şey söylemek istiyor musun? Abi onu diyecektim. Ben yorum yaptım sana. Ben... Niye cevap vermiyorsun abi? Instagram'da. O yoruma bakıp cevap verir misin lütfen? Alberk Bey ünlü olduğu için yani tanışmak istiyorum onunla. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Can Kenan'ım benim. Sesini duydum. Sesini duydum. Nasıl mutluldum ya. Afyon'a geldik. 6 saatte ikinci mola güzel bence. Gitgide bir kamyon şoförüne dönüşüyorum abi. Tam dönüştüğümü haber ver, ben hayatımdan bir süre uzaklaşmak isteyeceğim çünkü. Neden bir kamyonda peki çöpçü kamyonunda klip çekmedin? Çünkü çöp kamyonunu kiralamıyorlar abi. Bir belediye işçisine bir ihtimal 50 lira verirsen sana kiralar yani. Öyle mi? Tabii yani de böyle yürümüyor mu işler? Hayır. Belediye de böyle yürür yani. Belediye de hiçbir zaman 50 lirayla yürümez iş. Kaç parayla yürüttün? Daha yüksek paralarla yürüyor yani. Tamam da sen emekçi adama vereceksin. Şimdi bak bir de p tamam mı bizim orası? Peki bir küçük rüşvet yemiyor. Hayır. Küçük rüşvet yemiyor. Millet sanıyor ki rüşvet yemiyor. Halbuki küçük rüşvet yemiyor. Neyse yani buraları herhalde keserim. Belki de kesmem. Kesmiyorum lan buraları. Beni mozaikle kanka. Tam sadece bu bölümde yüzü mozaikle hani davadan falan yırtabileyim, anladın mı? O ben değildim falan derim. Baya Eda Taşpınar isimli bir güneş kremi mi alıyorsun şu an? Evet abi. Gerçekten yakıyor. Doğru. Diğeri bomba daha iyi. Ama bomba kullanmadan önce bir hafta bunlar güneşlenmiş olun diyor. Kanser olma diye mi? Herhalde. Sen baya araştırmışsın tabii bu tabii. İşi. Ben bunu... Var mı Eda Taşpınar'la bir muhabbetin? Henüz yok Eda ama... Eda Taşpınar nece abi tam olarak? Hiçbir şeyci değil işte. Bunlardan yolunu bulan bir
ablamız yani. Kendisi mi üretiyor bu kremleri? Yok, yani Amerika'dan ithal ediyor. Onu da araştırdım. Ha, bayağı araştırdın sen ya. Ben araştırmadan, Eda Taşmer'e değil. Güzel bir hanımefendi mi kendisi? Ya esmer yani. Çok... Bronz ten mi? Bronz ten. Bronz tenini bu kremlere mi borçluymuş? Ya solaryuma giriyordur. Kendisi solaryuma giriyor, takipçilerine de bunu kakalıyor. Bu arada kameram hala düzelmedi arkadaşlar, onu anlatacaktım unutmuşum. Kameramın sorununu biliyorsunuz, olay anını gördünüz. Artı bir de kameranın kapak problemini de Pamukkale Denizli blogunda gördünüz. Sürekli o durumda kamera. Canon'un servisine verdim. Canon'un yetkili servisi bu. Sirkeci'de. Canon'un kamera problemlerine bakan tek yer Türkiye'deki. Bekle haber vermiyorlar. 2 hafta falan bekledim. Herhalde düzeliyordur, yapıyorlardır falan diye. 2 hafta sonra verdim. Ya dedi, biz dedi yapamıyoruz onu ya dedi. İsterseniz böyle kullanabiliyorsanız alın dedi. E peki dedim, o zaman bunu öğrenmem için benim mi sizi aramam gerekiyordu dedim. Ya dedi, kusura bakmayın ya, arayamadık falan. Ya koskoca Canon. Sonuç olarak yapamadılar. Adam Canon'un yetkili servisi. Bu cihazda Türkiye'de az bulunabilen ama bulunabilen bir cihaz. Canon'un yetkili servisi bakıyor cihaza. Aa diyor, ben bunu ilk defa gördüm ya diyor. Bu yoktur ya bu Türkiye'de diyor. E diyorum, Türkiye'den aldım ben bunu. E yok ya bu Türkiye'de diyor. Bizde bunun yedek parçaları falan bulunmaz diyor. Canon'un yetkili servisinin hareketine bak ya. Yani sonuç olarak bu kamera böyle bozuk bir şekilde kaldı ve çekime başlamadan önce kamerayı açmak için gerçekten uğraşıyoruz ya, o kapak düzgün açılsın diye. Ve bu çok can sıkıcı. Bu yol yapmaları. Ya neyse, buradan Canon'un yetkililerine, yetkisizlerine, bilene, kullanmak isteyene, herkese duyurayım. Canon alacaksanız gibi bir yetkili servisle karşılaşacaksınız. Hiçbir bildiği yok yetkili servisin. Haberiniz olsun. Hava karardı. Yolda tek şeride düştü. Kamera gidiyor kanka. Gitti, kamera da gitti. Ne kadar daha var abi? Beni kandırdın. 11'de çıktın beni yola. Yani dediğin gibi 7 saate gideceğiz dedik. Osman Gazi Köprüsü çok da bir şeye yaramıyormuş arkadaşlar bu arada yani. Akşam oldu ya. Aa. Kibriya nere? Kibya. Kibayra. Ne nasıl okunabilir ki oğlum bu? Sessiz harf, sesli harf yok. Kibira. Bir okur musun? Türkçe mi? Kaybra gibi. Kibre. 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 Yine çevirin abi ya. Tamam. Lan köpeğin narkotik köpeği sandım, sokak köpeğiymiş. Bizim inmemiz lazım kanka. Tamam, onlar hiç demeden inelim yani. Tamam inelim ya. Elbet in diyecekler değil mi? Evet. İyi akşamlar. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Halk öğrenciyiz. Öğrenci iyiyim. Evet. Yüksek misin? Ah. Öğrenciler nasıl gidiyor? Efendim? Çalışıyorum bir yandan ben. Şirketim var. Yapımcıyım. Epidemik yok. Kolay gelsin. At kadası ben aslında. Ver. Önce adam öğle arabası bunu böyle sana ne lan? Ben sevmiyorum bu muhabbetleri ya. Hangi muhabbeti sevmiyorsun ya? Abi gereksiz geriliyorum yani. Ben de gerildim abi. Ben artık gerçekten polisofobia diye bir şey oluştu bende. Var mı öyle bir şey bilmiyorum. Hayır. Yoksa da şimdi uydurdum gerçekten... ama. Ama tavırları hoş değil. Mesela son adamın tavrı hoş değil. Kıskanç. Arabama mı göz diktin lan? Var ya, notarı değer. Kesin bir şey olacak. Arabama mı göz diktin? Gel bir de. Arabama mı göz diktin? Ayberk ya. Oğlum kötü kokan ketçaplı kötü kokuyordur. Onun dışında tuzlu kraker kötü kokmaz. Kendin dedin ye bir şeyler diye. Ya o zaman ketçaplı kötü kokuyor. Yeseydin polis orada. Tamam dur. Takılırken. İkram etseydik lan keşke. Abi çok kötü kokuyor. Abi niye çeviriyorlarsa sanki arabadan duman falan çıkıyor yani. Ha yani. Biraz cam mı açsak? Geldik galiba. Ha evet ya, bu arada ben fark etmedim de. Biz yeniden Fethiye'deyiz. Özlemişim ya Fethiye'yi. Çılgın Fethiye geceleri başlasın. Aynen. Bence kapat onu kanka. Bu hiç vlog modunda değil.
Yapmıyorsun kanka. Ne yapayım oğlum, manyak mısın? Ne yapayım? Sen açtın bir şey. Fethiye güzel ama çok da bir şey yok ama güzel. Çok yakınlaştırınca çirkin çıkıyorum. Biraz uzaktan. Uzaktan çirkin çıkıyorsun. Uzaktan da 100 metre, 200 metre. Hayır. Şu anda sahildeyiz ama bunu görmüyorsunuz sanırım. Görüyorsunuz. Ne oluyor ya? Bak görüyorlar işte şu an. Ekranı küçük diye mi ben çirkin gözüküyorum yoksa ben çirkin miyim? Abi sen çirkinsin, artık bunu kabul et. Sana abi önce baktım ben flaş açıp yüzüne vuruyordu ya. Evet. Çirkinsin hakikaten. Yapma ya Bora. Ben acıkıyorum ama yani çok açım şu anda da gerçekten. Dayanamayacak durumdayım açlığa yani.